İyi günler arkadaşlar. Bugün yeni bir derste sizinle birlikteyiz. Android Studio serisinin 7. 8. videoları civarındaydı. Taş, kağıt, makas oyunu çekmiştik. 3 bölüm halinde. Tabii o günkü öğrendiğimiz teknolojilerle çekmiştik onu. Bu süre içerisinde yeni teknolojiler öğrendik. Image View'i öğrendik. İmaj butonu öğrendik. Edit Text'i veya Text View'i özelleştirmeyi öğrendik. Şimdi bu kapsamda bunları kullanarak taş, kağıt, makas oyunumuzun ikinci versiyonunu hazırlayacağız. Tabii ki yeni tasarımla hazırlamış olacağız bunu. Hemen eski tasarımım şurada dursun. Eski tasarımım burada. Eski tasarımımdan hareketle hazırlayacağım. Yine şuydu eski tasarımım. Çalıştırayım görün oyunun nasıl olduğunu hatırlatmak için. Evet, bu şekildeydi. Burada taş, kağıt, makas yazıyordu. Burada skorlarımız yazıyordu. Renklendirmiştik. Gördüğünüz gibi şu olay. Taşa basınca işte o seçimini belirtiyordu. Kompütüre bir not veriyordu. Aynen bunu daha şık bir tasarım haline getirmeye çalışacağım şimdi. Taş, kağıt ve makası birer tane imaj buton yapacağım bunları. Bunlar butondu. Bunları birer taş, kağıt, makası, birer imaj buton yapacağım önce. Hemen gideyim yeni bir yerde yapayım bunları. Yeni bir resource klasörü açayım. Layout klasörü açayım. Layout'lara geldim. Sağ tıkladım. New layout resource file. Taş, kağıt, makas dedim adına. Daha sonra şu activity main'ime, yani daha önceki tasarımıma geldim. Daha önceki tasarımımı bir kopyalayayım oraya. Onun üzerinden hareketle gidelim. Evet, onu olduğu gibi buraya kopyaladım. Şu activity main'de işim kalmadı. O eski halinde ihtiyaç olursa gidip bakacağım. Main activity'mde de geldim. Main activity'mde de buradaki activity main yerine artık taş, kağıt, makas activity'mi kullanacak. Onu da düzelttim. Evet, şu anda aslında hiçbir şey yapmadım şu anda. Sadece activity main'i kopyaladım taş kağıt makas XML'ine ve main activity'mde de tanım olarak bunu yaptım. Şu anda run etsem biraz önceki size gösterdiğimin birebir aynısı çalışacak. Evet, şimdi gelelim şu tasarım kısmımıza. Birincisi bizim butonlarımdan başlayayım. 3 tane butonumuz vardı. Evet, şurada butonlarımız. 3 tane butonumuz var. Bu butonları imaj buton yapayım. Evet, imaj buton yaptım. Bunu Ctrl C ve geldim Ctrl V. Ctrl V. Sonra bunlara birer tane text yerine resim koyayım. Resimlerini koyayım buraya. Bunun için de arkadaşlar Drawable klasörünün altına gelip o resimlerimi eklemem gerekiyor. Şuraya o resimlerimi ekleyeceğim. Ben bunları daha önceden hazırladım. Resimleri internetten download ettim. Evet, imajlarım burada. Bu imajlarımı gelip kopyalayıp öbür tarafa yapıştıracağım. İnternetten indirdim. Dosya ismi olarak PNG görüyorsunuz. PNG. Şunu açayım görün. PNG. Veya JPEG olabilir. Veya başka ne olabilir? Sorun. Yani Google'a. Başka bir dosya türü daha var. Şu anda aklıma gelmedi. 3 dosya türü de alıyor galiba. Ama PNG ve JPEG'i alıyor. Şuraya alın. Bakın bu JPG. Bu da PNG. PNG. İki tane söyle. Şu makası kopyalayayım bir. Copy diyorum. Buraya geliyorum. Klasik bildiğiniz copy. Sonra Android Studio'ya geleceğim. Drawable'a sağ tıklıyorum. Yapıştır diyorum. OK diyorum. Makas OK diyorum. Bakın buraya makas geldi gördüğünüz gibi. Aynı şekilde geleceğim. Paper'ı ben de evet isim konusunda harikayım yani. Birini İngilizce birini Türkçe. Böyle yapmayın yani bu doğru bir yöntem değil. Ya İngilizce verin ya Türkçe. Ama Türkçe verirseniz Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Kağıdı da kopyaladım. Şimdi taşı kopyalayacağım. Adını Rock diye değiştireyim. Rock 2 olmasın. Diyeceksiniz belki hocam taş değil kaya. Evet. Oyunun aslı çünkü kaya diye geçiyor. Rock diye geçiyor. Rock Paper Scissors. Kopyala. Kopyaladım. Ve buraya yapıştırıyorum. Evet. Kayayı da kopyaladık. Şimdi gelelim hemen şu taş yerine. Text'e gerek yok artık. Text yerine geleyim. SRC yazayım. SRC neydi bu? Birincisi taş. Kopyaladım şunu. Biraz kolay olsun diye. Ctrl C. Bunun üzerine geldim. Ctrl V. Biraz paper. Paper. Paper değil. Paper. Paper deyince biber oluyor malum. Ve makas diyeceğiz. Evet. Şimdi bunları belirttim. Şimdi run edip bakalım ne duruma gelmiş. Aşama aşama görerek gidelim. Evet, şimdi run edeyim diye düşündüm ama run edersem hata verir. Neden? Çünkü burada imaj buton. Benim main aktivitemde bunlar imaj buton diye tanımlı değil. Şuradaki butonlarımı da gelip imaj buton yapmam lazım.
İmaj butonu olarak bunları da düzelttim. Şimdi bir an edip bakalım nasıl olmuş. Evet, güzel durmuyor gördüğünüz gibi. Yerlerine oturmadı. Evet, bunları buraya yerleştirmesini sağlamam lazım. Geldim buraya. Scale type. Scale type. Center crop dedim. Bu şekilde olması lazım. Run edip bakalım. Şu kod bölümü de görüyoruz ya arkadaşlar. Center crop dedim. Bu şekilde makas geldi buraya. Dikkat edelim. Ctrl C. Şunları da o şekilde alayım. Ctrl V. Girelim. Ctrl V. Evet. Taşım, kağıdım ve makasım geldi. Bir an edelim bakalım programımız nasıl olmuş. Evet, gördüğünüz gibi artık taş, kağıt ve makas için yazılar değil, karşımıza imajlarımız geldi. İmajlara basarak oynayabileceğiz. Peki başka ne yapabilirim? Computer Joy'si burada kağıt olarak veriyor. İsim olarak veriyor. Oysa biz bunu böyle istemeyiz. Bunun yerine de bir resim koyalım. Hemen geliyorum. Benim computer seçimini yaptığım imajım hangisi? Şu. Buraya tabii arkadaşlar burada bir yazı var. İmaj koyalım yani. Sadece yazı olmasın. Kompütürün seçimini bu şekilde demiş olalım. Yanına bir tekst atarak da yazabilirdik. Ama ben öyle yapmayacağım. Sadece bir imaj koyacağım. İmaj kısmına geldim. İmaj kısmından da böyle content değil. 100 dp yapayım. 100 dp şeklinde olsun. Gravity'sini center olarak verdik. Layout gravity'sini de. Evet, gravity. Layout gravity center. Onu da ortaya şu şekilde aldım. Şimdi oraya artık seçimi aktaracağım. Tabii ki program içerisinden aktaracağım bu defa. Main Activity'ye geliyorum. Benim oradaki text view'im hangisiydi? Şuradan bir kontrol edelim. Benim main text com joyce. Main text com joyce. Hangisi main text com joyce? Main şu. Com joyce result. Result şu. Ctrl X. Bunu buradan alayım. Kontrol ve imaj view olacak bu. Bunu imaj view olarak düzelttim. Sonra bu imaj ve nerede atamalarım var benim? Şurada tanımladım. Evet, şurada atamalarım var. Buraya set text değil veya böyle diyelim. Kom seçimi değişkenine ihtiyacım yok artık. Buna ihtiyacım yok. Şuraya geleyim. Kom result if 1 ise kom com joys result şu nokta set image resource diyeceğim. R nokta drawable nokta birinciyi seçerse taşı seçmiş olacak. Taş diyeceğim. Evet. Bu kısma da ihtiyacım yok benim. Text view'di. Ve bunları burada yapıyorum hocam. Bunlar nereden geldi demeyin. Çünkü bunları bu kısmı anlamak için daha önceki o 7. 8. videolarda çektiğimiz taş kağıt makas oyununda yaptık bunları. O programda değişiklik yapmadan şimdi onu burada tasarımını düzeltiyoruz, değiştiriyoruz. Buraya da kağıdı koyduk. Buraya da geldik. Makası koyacağım. Evet, makası da koydum. Şimdi bir run edip bakalım. Evet, biz taşı seçtik, o makası seçti, biz kazandık. Biz kağıdı seçtik, o taşı seçti. Yine biz kazandık. Biz makası seçtik. Oyuna taşı seçti. O kazandı. Biz taşı seçtik. O kağıdı seçti. Gibi onun seçimini burada görmeye başladık. Peki başka ne yapayım? Başka şu text view'leri şöyle bir yuvarlak içerisine alayım. Biraz özelleştireyim burayı. Şunlarla biraz oynayayım. Buraya bir tasarım yapayım diyorum. Hatta Drivable klasöründe özelleştirme görmüştük. O özelleştirmeyi burada yapayım. New diyorum. Bir Drivable Resource File oluşturacağım. Root elementini selektör yapmayacağım. İki şeyin seçimi yapmayacağım yani. Şu durumda şu olsun, bu durumda bu olsun yapmayacağım. Hatırlarsanız selektörü edit text'in özelleştirmesinde 13. videoda kullanmıştık. Burada ben direkt root elementimi shape yapacağım. Yani bir şekil oluşturacağım. Adı da text tasarım olsun. Text tasarım sonuç olsun. Adını böyle koydum. Evet, şimdi şeklim geldi. Buraya geliyorum. Buraya ne vereyim? Bir corner vereyim buraya ben. Corner. Radius 90 derece olsun. 90 dp olsun. 90 dp olduğu zaman tam olarak alacaktır şeyi. Yuvarlak olacaktır. Başka stroke vereyim. Stroke olarak renk ve kalınlık vereyim. Stroke kenar çizgisi demek. Renk olarak sarı, kırmızı olsun. Yok. Lacivert olsun. Primary darkmış. Hadi olsun bakalım. Evet, tamam, lacivert oldu. Bir de kalınlık verelim. O da 5 dp olsun. 5 dp'lik bir de kalınlık verdim. Ve burayı kapatıyorum.
Evet. Kenarı da verdim. Başka bir de renk vereyim. Zemin rengi veriyorum. Bunu da sarı vereyim. Sarı vermek istiyorum. Şöyle açık bir sarı olsun. Şuradan seçeceğim. Burada hazır seçimleri bana verecek mi bakalım. Evet, istediğim bir sarı rengi bulamadım. O yüzden gidip bir tane tanımlayacağım. Bunu da görmüş olalım. Values klasörüne gittim. Kalırsa geldim. Burada bakın burada renklerim var benim. Buraya bir tane renk tanımlayacağım. Bunun adına color yellow diyorum. Yellow. Böyle açık bir sarı tanımlayacağım. Şurada tıkladım. Böyle olsun. Tamam. Sarım tamam. Sarı tasarımı hallettim. Tek tasarıma tekrar geldim. Şurayı sarı olarak değiştireceğim. Color yellow geldi. Yellow yazmışım. Artık çok önemli değil. Yanlış yazabiliriz. Böyle sarı lacivert bir şey oldu. İçerisinde de kırmızı yazayım. Buraya kadar tamam. Buraya geldim. Şuradaki sonuçları yazdığım tekstlere bakacağım. Şu tekstler. Bu tekstin bir tanesi şu. Evet, buraya kadar yaptığım tasarımlara bir göz atalım şimdi. Ya şuraya tabii geldim. Background'umu buraya yazacağım. Background. Ne yazmıştım? Taş. Tekst tasarım sonucu. Evet, bu ne demiştim? Şöyle bir tasarımım oldu burada. Bunu alayım buradan. Bunu diğer tekstime de, şu tekstime de koyacağım. Bu tekstim de buradaymış. Oraya da getirdim. Koydum. Şu altı alayım. Tamam. Evet, buraya bunları koymuş olduk. Text color koymuşum buraya. Text color'ı da red yapayım burada. Ha, yeşil kırmızı rengim yokmuş. Gidip renklere bir de kırmızı tanımlayacağım. Bir yellow diye düzelteyim. Şimdi de red yapayım. Bunda kırmızı bir renk yaptım. Seçeyim o kırmızıyı da. Böyle güzel bir kırmızı olsun. Tamam. Kırmızıyı da seçtim. Tasarımıma gittim. Tabii tasarımımda şurada hata verdi. Bunu düzelttim. Çünkü yellow'u değiştirmiştim. Renklerle işim kalmadı. Burada şimdi şuraya kırmızı rengi vereyim. Color red. Evet, yazımıza da kırmızı yaptık. Bakalım kırmızı nasıl gözükecek orada. Şunu alalım şuradan. Ctrl C. Bir tekste de getirip onu koyayım. Evet. Bir run edip bakalım. Evet, tasarımımız geldi arkadaşlar. Çevresi bu şekilde. Ortada yazımızı kırmızı yaptık. İçini sarı yaptık. Şuralar kaldı. Buraları da düzenleyebiliriz. Oraları da en azından basitçe bir şeyler yapayım. Böyle kalmasın. Böyle geleyim onlara da. Şu tekstler. Bunu tıklayınca orası geliyor gördüğünüz gibi. En azından koyu yapayım. Textile. Bold olsun. Rengini de mavi verelim onun da. Text color. Primary dark. Evet. Şu iki satırı kopyalayayım. Diğer için de kullanacağım. Ctrl C. V'ye getirdim. Ctrl V ile yapıştırdım. Bir daha run ediyorum. Evet, buralar da bir değişti. Diğerine göre daha güzel oldu. Bir punto da şey yapabiliriz. Tekstini büyütebiliriz. Onu da büyütelim. Text size 25 dpi olsun. 25 sp olsun. Evet, fena olmadı. Şurada görüyorsunuz. Şunu da tıklayayım. Oraya gelsin. Evet, o tekste geldi. Burada da text size 25 sp yapayım. Evet, şimdi tekrar run edip sonucu bir daha göreyim. Sanki fena olmadı arkadaşlar. Şimdi oynadığımız zaman karşımıza bilgisayarın sonucu çıkıyor, sonuçlarımız yazıyor. Biraz daha görselimiz düzenlendi. Tabii ki bu çok daha güzel hale getirilebilir. Şu yukarıyla oynayabiliriz. İleriki derslerde tabii bunları görmedik, daha göreceğiz. Burada hem Image View'in hem Image Buton'un uygulamasını görmüş olduk. Şu Image View, şunlar Image Buton, bunlar Text View. Burada Text View'in özelleştirmesini de yaptık. O tasarımlarımızı da yaptık. Kenar yaptık, çevirdik. Tabii şunu ben mesela bu şekilde değil de şunları, onu da göstermiş olayım. Ben bunları 90 derece kıvırdım aslında. Tam şey gelecek olarak düşünebiliriz onları. Onları ben mesela rap content yapsaydı, sığsın diye ben onları şey yapmıştım. Match parent yapmıştım. Mesela bunların genişliklerini ve yüksekliklerini 100 dpi yapayım. 100 dpi veya 120 dpi yapayım. Çok küçük oldu. 120 dpi. Şunu da yapayım 120 dpi. Sonra geleyim diğer tekste. Şuna. Bununkileri de öyle yapayım. Evet, onları da yapmış oldum. 120 dpi olarak. Layout gravity vereyim ben. Layout gravity center diyeyim. Evet. Şunu da layout gravity center diyeyim.
Enter dedim. Evet, şimdi tekrar bir an edelim. Bakalım sonuç nasıl olmuş. Evet, sonuçlarımız sığmadı. Gördüğünüz gibi bunu bir düzenleyelim. Niye sığmamış? Külliyatımızın ağırlığını arttıralım. Böyle yanlış yerde arttırdık. Bunun sahibi olan layout'umuzun ağırlığını arttıralım. Layout'umuzun ağırlığını 2'den 3'e çıkarsak. Evet, şimdi bakalım nasıl olacak durum. Şimdi bir an edip bakalım. Evet, şimdi de arkadaşlar gördüğünüz gibi taşım, kağıdım, makasım. Bunu bu kadar indirmeyebiliriz. Şurayı biraz rizalı kısmını küçültebiliriz. Yani onu da küçültelim hadi. Rizalı kısmı nerede? Şu. Tıklayalım gelsin. Bunun ağırlığını bir indireyim. Bir daha run ediyorum. Evet, şu anda biraz daha şunlar geldi. Bunu seçtim, bu geldi. Görüyorsunuz. Şunlar biraz daha düzenlendi. Bu şekilde programımızın tasarımları. Tabii renklerin çok güzel olmadığını kabul ediyorum. Onları artık siz kendiniz ayarlarsınız. Kendi zevkinize göre. Herkesin kendi zevkine kalmış. Benden çok daha güzel tasarlayacağınıza eminim. Evet, dersi burada bitiriyorum. İleride belki yine bu projenin üzerinde şekil olarak bazı tasarımlar yapabiliriz. Şu anda planım yok ama sonra bakarız. Şu anda sanki fena olmadı gibi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.